Suud ailesinin Osmanlı'ya karşı mücadelesinin biraz konuşulması gerekiyor ki Orta Doğu'nun mevcut durumunda ne olduğu anlaşılabilsin. Ama ben birazcık daha Vahabiliğin öncelikle bir itikadi yapısıyla ilgili konuşmak gerektiğini düşünüyorum siyasi noktaya gelmeden önce. Çünkü özellikle o tevhid kısmında, yani ameliyede, uygulamada, gündelik hayatta diyelim aslında biz ona. Yani tek tip insan ortaya koyma projesi, çünkü bugünkü problemlerin önemli bir kısmını oluşturan, temel o baskıcı totaliter kısmı oluşturan anlayışı. O yüzden o zaman birazdan... ben orayı birkaç cümleyle netleştireyim. Tamam, tabii ki. Şimdi burada Vahabiliğin bu kendi duruşunu belirleyen erken dönem algısıdır. Selefi Salihin diye peygamber dönemi, dört halife dönemi, ondan sonraki ilk iki asrı bu idealize ederler ve denilir ki İslam en iyi, en ideal şekliyle o zaman diliminde yaşanmıştır. Ondan sonraki bu yaşanan biçim sağlıklı değildir. Burada işte iki kritik nokta öne çıkar. Din denilen hadise o dönemdeki insanların yaşadıklarıdır. Biz buna ehlül asar da diyoruz. Yani o dönemdeki eserlerin, o dönemde yazılıp çizilenlerin idealize edilmesi. Vahabiliğin bu bağlamda o Hanbeli geleneğin içerisindeki duruşu böyledir. İkinci bir burada önemli bir nokta var. İbn-i Teymiye. İbn-i Teymiye sadece Vahabiliğin beslenme kaynağı değildir. Aslında modern dönemde de radikal hareketlerin çoğunun müracaat ettiği çok mümbit bir adam. Çünkü birden çok İbn-i Teymiye vardır. Ve İbn-i Abdülvehhab'ın fikir olarak iki beslenme kaynağı, Hanbeli gelenek ve bu gelenek içerisinde ikinci beslenme kaynağı İbn-i Teymiye'dir. Ondan sonra İbn-i Kayyım Cevziye vardır beslenme kaynakları olarak. Bu süreç içerisinde kendi itikadi yapılarını sistematize ederler. O zaman anlaşılır bir cümle kuralım. İtikadi yapılarında tevhid vurgusu ön plandadır ama tevhidi insanın davranışlarıyla irtibatlandırırlar. Bunun açık anlamı şudur. Namaz kılmıyorsanız kafirsiniz demektir. Oruç tutmuyorsanız kafirsiniz demektir. Bu Müslüman gelenekte de Osmanlı'nın bunları haricilerle irtibatlandırması tesadüfi değildir. Osmanlı ilginç bir strateji uygulamıştır. Vahabilere neo harici tabiri de kullanılmış ama Vahabiliği o zamanki koşullarda ehl-i sünnet algısının dışında tutmuştur Osmanlı. Ne zamana kadar? Abduh 1904'te vefat eder. Abduh'un öğrencisi Muhammed Abduh. İslamcılığın, yani İslamcılık diye tanımladığımız siyasetin aslında önemli isimlerinden, temel kurucu isimlerinden biri desek Muhammed Abduh için. Denilebilir. Çok büyük bir kafadır Muhammed Abduh ve aslında ıslahat arayışları diyoruz. Islahat diyorum. İslam'daki böyle yenilikçi bir takım arayışların kurucu isimlerinden birisidir o. Onun öğrencisi Reşit Rıza 1904'ten sonra ilginç bir iş yapar. Önce Vahabiliği Ehl-i Sünnet'in içinde mütalaa edilecek kapıları aralar. Sonra da Vahabilik ve Selefilik arasındaki bağ Reşit Rıza ile kurulur. Buraya kadar aşağı yukarı süreç böyle yani. Evet.